Selamlar gençler, hoş geldiniz. Video başlamadan önce, yani konumuza başlamadan önce yukarıda sizden bir hazırlık istiyor gençler. Dersten en az bir hafta önce Hazeni, Newton, Einstein gibi fizik bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının hayatlarını, yaşadıkları dönemi, çalışmalarının bilim dünyasına etkilerini, fiziğe ve bilime olan bakış açılarını, çalışma biçimlerini inceleyiniz diyor. Bununla ilgili üst tarafa bir link koyuyorum. Oradan i̇bnül Heysem'e Hazineye, Newton'a ve Einstein'ın bu yaşamıyla ilgili bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca başka bilim insanları da var. Tesla gibi, Curie gibi. Onlar da yine ulaşabilirsiniz. Üst tarafa birkaç tane arayla bunları ekleyeyim. Şimdi burada fizik bilimine yön verenler kısmında bizlere bazı bilim insanlarının sözlerinden bahsediyor. Burada şeyi atlıyorum yani yukarı kısmı numara koyduğum birinci bölüme bakalım. Şimdi burada İbnül Heysem bir eserde şu sözleri söylemiş bizlere. Bu kitapları inceleyenin hedefi eğer hakikatın bilgisi ise kendisini incelediği şeylerin hasmı olarak görmeli. Metinde vahşiyelerde geçen her şeyi derinlemesine incelemeli. Bu bilgilerin bütün yönleriyle eleştirmeli ve bunu yaparken kendisinden de şüphe etmeli ve ön yargılı ya da toleranslı davranmamalıdır. Eğer bu yolu izlerse onun için gerçekler ve ondan önce gelenlerin sözlerinde olabilecek kusur ve şüpheler de ortaya çıkacaktır demiştir. İbnül Heysem bu sözleriyle bilim insanlarının hangi özelliğinden söz etmektedir? Gençler burada eleştirel düşünme, objektiflik, şüpheci olma, sorgulayıcı olma özelliklerinden bahsetmektedir gençler. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi şöyle yapayım. Evet. ikinci sorumuzda bizden şöyle bir bilgi vermiş bize önce. 12. yüzyılda maddelerin yoğunluklarının ölçülmesiyle ilgili çalışmalar yapan hazinin icat ettiği teraziler bugün kimya laboratuvarlarında kullanılan hassas terazilerin ilk örnekleridir. Hazinin maddelerin yoğunlukları ile ilgili yaptığı hesaplamalar günümüzde teknolojik cihazlarla elde edilen değerlere çok yakındır kendisi özellikle hassas ile ilgili bir araştırma yapmış gençler bunları üretmiştir yukarıda istiyorsan yine mutlaka sevilen linkini koyayım oradan bakarsınız hayatına kısaca terazinin doğruluğu fizik gözlemlerine ve ispatlara dayanır sözüyle hazini bilim insanlarının çalışma biçimleri ile ilgili hangi noktalara değinmiştir evet mavi kısma yazın burada görüyorsunuz gözlemsel verilerin önemi ispatın gerekliliği bunlar üzerine bir ıı, önem vurgulamaktadır gençler. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda Galileo Galilei ve Jonas Kepler yasalarından hareketle dinamiğin 3 yasasını ve evrensel kütle çekim yasasını bulan Isaac Newton daha ileriyi görebildiysem bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum demiştir. Bu devlerden biri de Galileo diğeri Kepler'dir. Isaac Newton bu sözüyle bilim insanlarının hangi özelliklerini ön plana çıkarmıştır? Onu da yukarıya yazdım gençler bu üçünü soruyor. Şimdi burada diyor ki başka bilim insanlarının e, omuzlarından baktığım bu devlere borçluyum diyor. Yani bu insanlara borçluyum. Ne demek istiyor? Bilimsel bilginin evriminden bahsediyor gençler. Newton daha önceki bilim insanlarının çalışmaları üzerine e, bu çalışmaları başka bilim insanı üzerinden inşa ettiğini söylüyor bizler. Yani bu cümle düşük mü olmuş ya? Newton daha önceki bilim insanlarının çalışmaları üzerine inşa şunu düzeltiyorum. İnşa ettiğini belirtir şeklinde yapalım tamam mı? Daha güzel olur böyle olur bir hatalar. İnşa ettiğini belirtir gençler. Evet yani bilim bir anda gelişmemiştir. Yani mesela atom modelini örnek vereyim ben size. Yani ilk başta mesela Thomson bir üzümlü kek modeli sundu atom modeliyle ilgili. Daha sonra Rutherford mesela orada çekirdekten bahsetti. Daha sonra Bohr onun eksiklerini kapattı. Yani herkes bir önceki eksini kapatmıştır. Mesela onun da eksini modern atom teorisi kapatmıştır. Yani e, bilim herkes ne yaptı? Bir öncekinin üzerine koyarak bu şekilde e, onun eksiklerini kapatarak işte e, ilaveler yaparak bu şekilde bilim gelişmiştir gençler. Yani bilim bir anda gelişmedi. Onu vurguluyor bizlere. Dördüncü soruya baktık. Albert Einstein çocukluk yıllarında yaşıtlarına göre geç konuştuğu için ailesini kaygılandırmıştır. İlk senelerinde okula alışmakla zorlanmış. Daha sonra mühendis olan amcası sayesinde cebir ve geometriyi sevmiş ve okuldaki derslerinde başarıya ulaşmıştır. Yaptığı çalışmalarla bugün tüm dünyada tanınmaktadır. Ben de özel yetenek arayanlar yanılıyorlar. Sadece derin bir anlama merakım var diyen Albert Einstein bu sözüyle bilim insanının hangi özelliğini vurgulamak istemiştir? Yani ben sizin öyle düşündüğünüz gibi çok zeki bir insan değilim diyor. Hani biz normal kendisi çok zeki olarak bir insan biliriz. Ya yine yine öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Yani tabii ki sadece zekayla değil. Ne var burada? Doğal bir merak, yetenekten ziyade çaba, derinlemesine araştırma ve eleştirel düşünme özelliği var, değil mi? Yani bilim insanında olması gereken özelliklerdir. Hepimizde olması gereken özelliklerdir. Yani bir kere merak olacak. E, araştırma yapmayı öğreneceğiz. Şimdi mesela burada e, e, sizlerden bir, bir e, insan bilim insanlarını araştırın dedik, değil mi? Yani mesela i̇bnül heysem veya işte Hazini, Newton, Einstein, Curie, Tesla. E, ne yaptınız mesela? Bazıları tam böyle araştırma bilmiyor, kopya yapmış da var tabii ki de. Yani böyle değişik özellikler. Yani mesela gereksiz bilgiler yazanlar var gençler. Yani bilim insanı sağlıyorum. 17 Ocak yani 1965'te. E, ölüp ölmediğin. Yani 17 Ocak bizim için önemli değil orada. Hani 1.65 deyin geçin. Eğer sunum yapanlar için söylüyorum. Yani belki bu izleyenlerin bir kısmı sunum yapacaktır. Yani böyle mesela orada kağıda bakmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani bu tür şeylere gerek yok. Böyle annesinin ismine, babasının ismine, işte 8. sıra okulu yarım bıraktığına, ne bileyim böyle işte e, detay yani böyle gün ve gün detayına girmeyin tamam mı? bu tür şeylere girmenize gerek yok araştırma yaparken bu şekilde ee, evet, şimdi gelelim fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarıyla ilgili. Hani sizden şurada bir önceki sayfa, yani aslında bir önceki hafta istendi. Şu kısım var ya, sizden bir önceki hafta istendi gençler. Bunları araştırın dediler sizlere. Siz de araştırıp geldiniz. Ben de İbnül Heysem, Newton ve Einstein'ı buraya yazdım. Bakalım İbnül Heysem. 965 yılında Basra'da yani günümüzdeki Irak sınırlarına doğdu. Mısır'da yaklaşık 10 yıl ev hapsinde kalmış. 1040 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Newton yaşamı nasıldır? 1642'de İngiltere'de doğmuş matematikçi ve fizikçi olarak bilim tarihinde önemli bir etki bırakmıştır. Cambridge Üniversitesi'nde profesörlük yapmış ve Kraliyet Cemiyeti'nin başkanlığını yürütmüştür. 1727'de Londra'da vefat etmiştir. Einstein ne yapmış? 1879'da Almanya'da doğmuş bir fizikçidir. Özellikle genel görelilik teorisi ile ünlüdür. 1905'te mucize yılında ışığın dalga parçacık ikiliği ve özel görelilik gibi devrim nitelindeki teorilerini yayınlamıştır. Hayatı boyunca bilimsel araştırmalar yapmış 1921'de Nobel fizik ödülünü kazanmıştır. Ve 1955'te ölmüştür. Şimdi belki şu da aklıma geldi. Telefondan yazanlar vardır. Biliyorsunuz onlarda ekran küçük oluyor. Telefondan yazanlar için böyle ara ara aklıma gelirse büyütmeye çalışayım gençler. Tamam mı? Şöyle yazıları daha net görün diye bu şekilde büyütüyorum. Ee, daha kolayca görürsünüz. Ekran görüntüsünü alın şu anda. Ve yazın siz. Devam edelim. Bakalım bunların yaşadığı dönemde dünyanın durumu nasıldı? İbnül Heysem'in yaşadığı dönem. Batı dünyasının karanlık çağlar olarak adlandırdığı bir dönem olsa da İslam dünyasında bilim ve felsefe alanında büyük bir aydınlama yaşanmıştır. İbnül Heysem gibi bilim insanları bu dönemde insanların bilgi birikimine önemli katkılarda bulunmuşlardı. Yani yaşadığı dönem biliyorsun 1000 ile 1300 yıllar 1400 yıllar arası aslında İslam'da bilimin zirve yaptığı dönemde ondan sonra yavaş yavaş Avrupa bizden aldı bilgilerle kendisi artık zirve yapmaya başladı yani bu şekilde olmuştur. Ama o zamanlar daha baktığımız zaman zaten böyle yani Müslüman bilim adamlar biraz da önde o terdilerde. Newton'a bakalım. Newton'un yaşadığı dönem İngiltere'de siyasal çankantıları ve ekonomik değişimler, değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. Sanayi devrimi henüz başlamamıştı. Ancak bilimsel devrim hız kazanmıştı. Avrupa'da bilimsel merak artıyor, keşifler yoğunlaşıyordu. Einstein yaşadığı döneme bakalım. Einstein yaşadığı dönem Avrupa'da büyük bilimsel gelişmelerin ve siyasal çalkantının yaşandığı bir dönemde 20. yüzyılın başında bir dünya savaşı ardından 1929 büyük burhanı ve İkinci dünya savaşı gibi olaylar meydana geldi. Yaptığı çalışmalar aslında bizim için en önemli kısım burası gençler. İbnül Heysem deyince aklımıza Optim babası gelecek. Burada size ufak bir da vereyim size. Şimdi burada kendisi o dönem ünlü bilim insanlarından birisi. Mısırda Fatimiler var. Bunu davet ediyorlar. Yolda giderken burada Nil nehrinin kenarında insanların sorun yaşadığını görüyorlar. Burada niyesi gözüm hep ya okuduğum yerde. Aslında kamera bassam sizler için daha iyi olur bu şekilde e, alışmaya çalışıyorum ben de. Çok fazla bir e, karma yakasına deneyim yok. Yeni yeni bizler de alışıyoruz. Yani bu artık 5. 6. milyon saymadım. Bu kadar bir videom var. E, o yüzden videolar arasında sürçü lisan edebiliriz. Heyecan olabilir. O yüzden şimdiden affola. E, Yazımda bu şekilde e, bir çözüm bulmaya çalışıp Şimdi e, kendisini şeye çağırıyor ya Mısır'a çağırıyor. Orada Nil Nehri'nin kenarında bir sorun olduğunu görüyor. Taşkın, sel gibi sorun olduğunu falan görüyor. Ve işte kurak değilse ne sebep varsa e, ondan sonra oraya gittiği zaman o zamanki işte o ülkenin hükümdarına söylüyor. Ben bu sorunu çözerim diyor. Vakit istiyor. Para istiyor. Neyse işte veriyorlar buna vakit para veriyor. Ama sorun çözemiyor. Çözemeyince bunu ev hapsine alıyorlar gençler. İklim neyse. Ben. Ev hapsinde falan kalıyor. Ha bu orada ev hapsi diyen de var e, ondan sonra zindana atılı diyen de var. Değişik şeyler var bu şekilde. Veya işte kaçmış saklanmış diyen de var. Bu işi beceremediği için, ölümden korktuğu için bu şekilde diyenler de var. Burada karanlıkta kalıyor ya. Karanlıkta kaldığı zaman işte o zaman bu optik ışık olayını çözüyor gençler. Yani onun da dönüm noktası bu olmuştur. Optik alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Işığın doğrusal hareket ettiğini ve gözün ışığı algılayan bir organ olduğunu ilk ortaya koyan bilim insanıdır. Kitap Etme adlı eseriyle optiğin temel ilkelerini açıklamıştır. Ayrıca kamera obscura e, obs, prensibini keşfederek modern fotoğrafçının temelini atmıştır. Optik dışında matematik ve astronomi alanlarına da katkıları olmuştur. Newton'a bakalım hareket yasalarını ve evresel kütle çekim kanunu formüle etti optik alanda ışığın renklerden oluştuğunu keşfetti. Aynı zamanda türev ve integral hesaplarının temelini oluşturan diferansiyel ve integral hesabını geliştirdi. Prensip Matematika adlı eseriyle modern fiziğin temelini attı. Hani sizin Newton hareket yasaları diye bol bol duyacağınız bu lise hayatınıza kişi bu kişi işte. Einstein, Einstein modern fizikle ilgili değil mi? Einstein'ın en önemli katkıları arasında özel ve genel görelilik teorisi, teorisi yer alır. Ayrıca kuantum mekaniğinin temelini oluşturan çalışmaları ve fotoelektrik etki üzerine çalışmalar da büyük öneme sahiptir. Yine detaylı bilgiler dediğim gibi yani kanalda var. Kanalı gezerseniz bu bilim insanlarının görebilirsin gençler çalışmalarını. Burada bir şey var. Bilim bilim da olması gereken ortak özellikler var gençler. Ben de buraya yapıştırdım. Ne olması gerekir? Meraklı, sabırlı, kararlı, azimli, çalışkan, evrensel düşünen, açık fikirli, eleştireye açık, objektif ve sorgulayıcı olması gerekir gençler. Şimdi üçüncü sorumuzda burada bizleri bizlerden şunu istiyor: Bilim insanları eleştirin diyorlar. Tamam öyle istiyor sizden. Ben de eline geldiği kadar eleştirdim. Aklıma geldiği kadar eleştirdim. Şimdi bunlardan biri benim için Albert Einstein'dır. Belki şaşırdınız ama yani Einstein nasıl bir etkisi vardır? Böyle bir eleştiriyorsun hocam siz yani ne cüretle diyebilirsiniz. Yani kitapta bizden diyor ki bakın özgür bir şekilde bunu eleştirin diyor. Ben de eleştiriyorum yani. Neyini eleştiriyorum ama hemen ee, savunmaya geçmeyin lütfen Einstein'cılar şundan dolayı şimdi Amerika'ya gittiği zaman ha bu arada kendisi Yahudi e, Al Al Almanya'dan Amerika'ya kaçıyor. Tamam mı? Oraya kaçıyor. Kaçtığı zaman orada ABD başkanına bir mektup sunuyor. Diyor ki Almanya Al Almanlar e, atom bombası üretiyor. Biz onlardan daha çabuk davranalım, biz üretelim diye mektup yazıyor. Onun mektubu sayesinde bu işlere girişiyorlar. O yüzden yani ben e, atom bombası konusunda yani bu mektup yazdığı için Einstein'ı eleştiriyorum. Çevre etkisi, çevre yok oldu zaten atom bombası ne yapar? Canını bırakmaz ki. Canı cansız yani cansız da bırakmıyor her şeyi yok ediyor zaten. Topluma etkisi 270 bin kişi ölmüştür ama e, masum insanlar ölüyor atom bombası attığınız zaman yani orada mesela hani e, savaşın doğasının askerlerin ölmesi vardır ama masum insanlar ölmez çocuklar bebekler değil mi kadınlar yaşlılar masum siviller ölmez gençler ama atom bombasında canlı cansız bebek kadın çocuk demeden herkes ölmektedir ve bu görevi de verdik kişiler bir tanesi Oppenheimer kendisi de yine bu şekilde bu yönden eleştiriyoruz aynı şeyleri onun için de söylüyoruz Thomas Edison Burada hani çevre etkisi yok ama yani burada e, Tesla'yı sömürmüş veya kandırmış diyebiliriz. Çünkü diyor ki benim elektriğim e, bu arada Tesla Edison e, doğru akımla ilgileniyor. E, Tesla ise alternatif akımla ilgileniyor gençler. Ve Tesla o zaman baya bir patent sahibi ünlü birisi orada. Kendi elektrik şirketi var. Tesla onun yanında böyle bir giriyor işte çalışmaya falan başlıyor. E, Edison diyor ki Tesla benim bu... Elektriği uzaklara iletme sorunumu çöz. Sana 50 bin dolar diyor. Ondan sonra bir sene falan geçiyor. Bir sene sonra e, o Tesla sorunu çözüyor. Ama Edison bununla dalga geçiyor. Parasını vermiyor. İşte sen diyor Amerikan esprilerini anlamıyorsun vesaire gibisinden vermiyor. Kandırıyor onu. E, Tesla da kızıyor. Ondan sonra kendi laboratuvarını kuruyor. İşte aslında bu da Tesla için bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Neyse. Gerekçelerimiz e, burada söz verilmeyen ödeme var değil mi? Dördüncü kişi olarak Fritz haber yazdım. Kendisi kimyasal silahı üreten kişidir. Yani buraya e, şey olarak yazabilirsiniz bir yere. Notunuzu alın. Ne yapmış bu adam? Kimyasal silah üretmiş gençler. E, kimyasal silah çevre etkisi. Su, hava, toprak kirlenir, değil mi? Yine kimyasal silahlardan dolayı yani on binlerce, yüz binlerce insan ölmüştür. Gerekçemiz masum insanların ölümüdür gençler. Şimdi dördüncü sorumuzda bize bir metin vermiş. Metini okuyalım. Yoksul bir ailenin oğlu olan Faraday henüz 13 yaşındayken çalışmaya başlamış ve eğitimine devam edememiştir. Çalıştığı kitapçıda boş zamanlarında okuduğu kitaplarıyla kendini eğitmiştir. Faraday bilimsel eğitim almamasına rağmen bilime olan merakı ve azmi neticesinde kendi olanaklarıyla deneyler yapmış, deney sonuçlarını teorik olarak açıklamıştır. Faraday matematik bilgisindeki eksiklik nedeniyle bu teorileri matematiksel olarak ifade edememiştir. Faraday'ın eğitimdeki eksiklik nedeniyle teorilerinde oluşan boşluğu iyi bir eğitim alan Maxwell'de Maxwell doldurmuştur. Maxwell'in deneyimleri ile ilgili çıkarımlarını yapınız. Çıkarımlar yapınız. Çıkarımlarınızı kişilik özellikleri, eğitim ve araştırma becerileri gibi açılardan değerlendirerek tabloya not alınız. Şimdi Bilgi. Faraday yoksulluk nedeniyle eğitimine devam edememesinden dolayı neler hissetmiş olabilir? Ne hissetmiş olabilir gençler? Hüsran ve hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Ve hani bende bir yetersizlik mi var? Onlar başkalarına bakınca eksik mi Eksiklik var demiş olabilir. Yani kıyasama bir yetersizlik hissi olmuş olabilir. Veya da başka bir ihtimal. Aslında hep olumsuz gibi bakıyoruz değil mi? Belki de ya ben bu işi çözeceğim. Tamam belki benim imkanlarım yok ama ben bu işi yapacağım. İşte bilimsel çalışmalarda bulunacağım. Bilim adamı olacağım vesaire gibisinden. Kendisi bu durumu avantajı çevirmiş de olabilir. Yani azim ve motivasyon kaynağı olmuş olabilir kendisi için. Faraday'ın bir kitapçıda çalışırken kendini eğitmeye çalışması hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterir. Ne yapmış kitap çalışkan? Boş durmamış değil mi? Öğrenmek istemiş. Öğrenmeye olan açlık vardır. Bağımsızlık. Ya ben başkasının yanım mı çalışıp duracağım? Kendi mesleğimi kurayım değil mi? Böyle kendi işte kendi para kazanayım. Başkasına bağımlı olmayayım demiş olabilir. Ve azim ve kararlılık göstermiştir. Bu zorlu şartlar altında. Faraday laboratuvarda yapması gereken deneysel çalışmaları kendi olanakları ile ne şekilde gerçekleştirmiş olabilir? Para yok, değil mi? İmkanlar kısıt, o zaman ne yapmış olabilir? Basit araçlar ve malzemeler kullanmış olabilir. Kitap ve dergilerden zaten içinde, değil mi? Bilgi edilmiş olabilir. Yaratıcılık ve gözlem yeteneğini konuşmuş olabilir. Başkalarıyla iş birliği kurmuş olabilir. Yani mesela üniversite giden arkadaşlardan veya işte bilim adamlarla görüşüp onlardan da bilgi tavsiye almış olabilir gençler. Şimdi burada bir değerlendirme kısmına geçtik. Birini soruya baktık. Birini soruda araştırma konusu olarak bellediğiniz 3 bilim insanın hedeflerinin gerçekleşme süreçlerindeki çalışmalarının bilim dünyasına ve günlük hayatı etkilerini geçmişten bugüne yansıtan bir sunum hazırlayınız. Ondan sonra arkadaşlar sununuz diyor. Evet burada öğretmeniniz sizden bir sunum istemiştir. Videoyu zamanı geçenler için söylüyorum. Şu anda tekrar maçı dinleyenler vardır belki. Evet burada sunum yapmanızı istiyor sizlerden. Sunun yaptığınız bilim insanlarıyla ilgili işte dün e, bilim dünyası ve günlük hayatta etkilerini araştırın diyor. Sizden sizler yaptınız. Bunu artık e, yani daha önce hazırladınız ya, yani onları sunarsınız. Yine de fikir sahibi olmayanlar için hocam ben araştırma nasıl yapacağım? Yani yani yaptım ama eksikliğim var. Belki bilmediğim bir şeyler vardır veya daha fazla bilgi öğrenmek istiyorum diyorsanız yukarıya birkaç tane kişinin daha linkini koyayım. Oradan e, bazı bilim insanlarına ulaşabilirsiniz bir e, ön bilgi olsun için. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda sizlerden sunumuzdaki bilim insanlardan biri olduğunuzu hayal ediniz ve buna göre aşağıdaki sorular cevaplayınız diyor. Azim ve kararlılıkla yaptığınız bilimsel çalışmaların size ne gibi etkileri oldu? Gençler burada siz bilim adamı olmuş olsaydınız çalışmalar ne yapardı size nasıl katkısı olurdu? Problemleri derinlemesine anlama yeteneğine sahip olmuş olurdunuz değil mi? Sabır ve direnç göstermiş olurdunuz. Yaratıcılık ve yenilikçilik sahibi yani ilkçilik e, özelliği kazanmış olurdunuz. Bu gibi şeyler olurdu. B. Bu hayali kurmanız kendinize karşı olan sorumluluklarınızla ilgili z neler düşündürdü? Kendini geliştirme sorumluluğu, disiplin ve özveri, kendime güven ve kararlılık, merak ve keşfet marusu gibi özellikler değil mi? Bunlar bizde olması gerekir. Böyle bir şey e, kazandı. Yani sorumluluk düşündürdü. C. Bu düşünceleriniz ışığında kişisel gelişiminiz, destekleme yönelik hangi konularda planlama yapmanız gerekir? Şimdi eğitim ve bilgi geliştirme, değil mi? Bu konuda artık ne üzerine çalışma yapıyorsanız bununla ilgili kendinizi geliştirmeniz lazım, eğitim almanız lazım, bilginizi artırmanız lazım, araştırma ve uygulama deneyimi kazanmanız lazım, zaman yönetimi ve disiplin, iletişim ve işbirliği ve fiziksel ve zihinsel sağlık. Değil mi? Bunlar bizlerde olması gereken özellikler. Bunları desteklemek lazım. Bu çalışmaların ülkemizde, ülkenize etkiler ne olurdu? Ne olur gençler? Bizler mesela Türkiye'de böyle bilim insanlar gelişirse ne olur? Bilimsel ve teknolojik gelişme katkı sağlar. Ekonomik kalkınma olur. Genç nesillere ilham olur. Beyin göçünün azalt, azalt beyin göçü azaltılır ve kültürel ve bilimsel bilinçlenme gerçekleşir gençler. D. bilim alanında Türkiye'yi temsil eden bilim insanları hakkında duygu ve düşünceleriniz. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz ve minnet duyuyoruz. Onlar bizlere ilham kaynağı oldu ve bizler motive olduk değil mi bunlarla? Şimdi bu sayfada fizik bilimi ile ilgili yani bilim insanlarında olması gereken özellikler var. Özellikle şurası tamam mı? Şurası bizim için çok önemli. Burayı böyle renk kaleme, altını falan çizin. Ne diyor burada biliyor musunuz? Bilim insanında olması gereken özellikler. Yani sınavda çıkabilecek özelliklerden bir tanesi. Sorulardan bir tanesi. Orada bilim insanında ne gibi özellikler olması lazım? Bilim insanı merak eder. Probleme odaklanır. Olası çözümleri gözden geçirir. Deneye dayalı yöntemlerle yeni çözümler üretir. Daha önce yapılmış çalışmalar inceler. Edindiği bilgilerle yetinmeyip daha fazla bilgi ulaşmak için çaba sarf eder, gerektiğinde çalışmalarını yeniden ve baştan ele alır. Kimi zaman bu çalışmalar bilim insanlarının tüm hayatı boyunca devam edebilir, bilim insanı bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ve öğrenme isteğiyle problemleri çözümleme çalışır. Böyle uzun soluklu çalışma süreçlerinin gerçekleştirebilmeleri bilim insanlarının meraklı, sabırlı, kararlı ve sorgulayıcı olmalarından kaynaklanır gençler. Altta ise sizlere, şuraya yıldız koyduk. Yani coğrafya kaderdir diyor ya yani e, doğduğun coğrafyada belki maddi ve manevi imkansız olabilir. Ama bunları dezavantajı çevirip e, işte araştırma tutkusu ve çalışma az, azmiyle bu güçlükleri aşabilmek önemlidir. Bundan bahsediyor. Hemen de bununla ilgili bir örnek vermiş. Mesela Stephen Hawking. biliyorsunuz kendisi e, burada okuyalım istiyorsanız. Oxford Üniversitesi'nin doğa bilimleri okuduktan sonra Cambridge Üniversitesi'nin doktora yapmış ve daha sonra profesör olmuştur. 1963 yılında ALS hastalığına yakalanmıştır. Aşama aşama bütün sinir sistemini felç eden hastalık ömrünün uzun bir bölümü tekerlekli sandalyede geçirmesine sebep olmuştur. ALS hastalığı Stephen Hawking'in bilimsel çalışmaları karşısında engel oluşturmamış, yayılmadığı kitaplar tüm dünyada yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. Bakınız adam hasta olmuş. Pes olmuş ona rağmen pes etmemiş değil mi? Dolayısıyla bunun için nasıl bir özellikleri, özelliği vardır diyebilirsiniz. İşte buradaki yazılanları söyleyebiliriz. Hedeflerinin peşinden gitmiş, kararlı olmuş, çalışkan olmuş, sabırlı ve azimli olmuştur diyebiliriz. 4. Einstein ile ilgili bir yine metin var burada. Albert Einstein'ı bilimsel kariyerine götüren sürecin pusula ile başladığı kabul edilir. Einstein'ın amcası Einstein'ı Einstein henüz çok küçükken ona bir pusula hediye etmiş o pusula iğnesinin daima kuzey yönü gösterdiğini söylemiştir. Einstein iğnenin herhangi bir mekanizma olmadan kuzeyi göstermesini etkilenmiş ve bu durumu bu deneyim bende derin ve kalıcı bir etki bıraktı. Her şeyin arkasında derinlerde gizlenmiş bir şey olmalı. O şey ne ve neden böyle oluyor şeklinde ifade etmiştir. Bu sorular onu lise dersleri dışında özel okumalar yoluyla doğa bilimleri alanını keşfetmeye ve evrenin doğası hakkında derin düşünceler dalmaya yöneltmiştir. Einstein 1900 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre iş teklifi almamıştır. Hatta özel görelilik teorisinin ve kuantum mekanın temellerini atan ve meşhur E eşittir mc kare matematiksel modeli hakkında makaleler yayınladığı 1905 yılından sonra bile kendi alanda iş bulması tam 4 yıl sürmüştür. 1915 yılında yayınladığı genel görelilik teorisi için hızlanan asansör ve kavisi yüzeyleri hareket eden böcekler hayal etmiştir. Bu düşünce deneylerini yaptıktan sonra bulgularını denklemlere çevirmiştir. Bilim camiasında pek çok kişi başlangıçta fikirlerine direndiği ve şüpheci yaklaşım sergilediği halde Einstein yılmamış ve ilerleyen süreçte teorilerini geliştirme devam etmiştir. Teorilerinde kullandığı bazı denklemler için matematiksel profesörlerden ve meslektaşlarından yardım almış, kendisine danışılan bilimsel konularda diğer bilim insanlarına yardım etmiştir. Einstein'ı bilimsel çalışmalarına başarıya götüren özellikler yazınız diyor. Derin ve merak derin merak ve sorgulama değil mi? Orada pusulayı merak ediyor. Yaratıcı düşünme, sabır ve azim, işbirliği yapma yeteneği diyebilirsin. Hocam işbirliği nerede geçiyor? Son paragrafta burada diğer profesörlerle den ondan yardım aldığını ve kendisine danışan insanlara yardım yaptığını yardım ettiğini söylemiştir. Bir bilim insanı olmaya karar verdiğiniz varsayınız bilim insanı olma yolunda hangi özelliklerinizin yeterli olduğunu, hangilerinin geliştirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Geliştirmesi gereken yönlerinizle ilgili konularda neler yapmanız gerekir? Yeterli olanlar. Mesela merak var mıdır? Vardır. Sabır, sabır bende var ama bilmiyorum çoğu öğrenci de herhalde yok. Ee, öğrenmeye açıklık. Evet bu yani çoğumuzda olan şeylerdir. Geliştirmesi gereken özellikler. Mesela matematiksel beceri, iletişim becerileri, ekip çalışmaları, yani burada aslında bir kısmı içinde yine sabır, azim ve kararlılık diyebiliriz. Yani çoğu kişi de azim ve kararlılık yok, sabır yok. Bunlar da yine belki gelişmesi gereken özellik olarak söylenebilir. Yapılması gerekenler nelerdir? Yapılması gerekenler. Beyin fırtınası tekniklerini öğrenmek. Şimdi beyin fırtınası ile yeni şeyler düşünürsünüz de böyle hani e, bir fikir yürütmeye çalışırsınız. Yani yaratıcılık konusunda sizlere fayda sağlar. Farklı alanlarda kaynakları incelemek bunlar da yine fayda sağlar. Aynı zamanda ya, matematiksel beceriniz zayıfsa matematiğinizi geliştirirsiniz. İletişim beceriniz zayıfsa iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir gençler. Evet bilim insanı olması gereken özellikler burası söyledik. Şimdi buraya gelmişken aklıma geldi gençler yukarıya şu anda linkini koyuyorum. Eğer unutursam söyleyin yine sizler. Bu bilim insanlarının olması gereken özellikler ve yaklaşık 20-25 kişiyi de böyle kısa özet halinde yayınladığım, anlattığım bir video var. O videoyu da yukarıya koyuyorum. Oradan izlersiniz. Yani bilim, yani bilime yön verenler ve bilim insanlarının olması gereken özelliklerle ilgili video. Bu söylediğim video. Aynı zamanda başka bir video daha var. Bu videoda nedir? Bakın şurada sizden bir ödev istiyor. Cezeri Tesla ve Curie hayat, Curie'nin hayatını ve çalışmalarını araştırınız. Ulaştığınız bilgileri ve kaynaklar defterinize not alınız. Burada yani e, yine kanalda bunlarla ilgili şey var. Bakın kaynakları not alınız diyor ya. Yani orada şey yazabilirsiniz mesela. E, fizik aranası diye. Burayı mesela e, bilgi kaynağı olarak yazabilirsiniz. Evet. Ee, burada şey bitti gençler şimdi buradan sonra yeni hafta bu konu bittikten sonra yani hocanın sizlerden bir e, re, grup oluşturup bilim e, bu bilimsel araştırma merkezleri ile ilgili sizlerden bir sunum hazırlamanızı veya işte bir araştırma yapmanızı isteyecek bir sonraki haftanın konusunda Evet Umarım video faydalı olmuştur yine e, şeyler varsa yorumlar varsa yazabilirsiniz. Yani elinden geldiği kadar şöyle de göstereyim. Yani gençler elinden geldiği kadar böyle yavaşça yazıp güzel yazmaya çalıştım. Ee, yani yorumlarda vardı hocam daha böyle e, güzel yazsanız diye. Valla e, benim adım Hıdır elinden gelen budur hesabı. Yani elinden ancak bu kadar geliyor. Yani e, daha fazlası gelmiyor maalesef. Hani kendi yazmama gelmiyor. Onun yerine tabii ki başka çözümler de buldum. Mesela burada ne yaptım? Ee, yani bilgisayar yazısını ekledim. Çok uzundu bunlar. Bunlarla uğraşmak istemedim ama bunlar da yani sanırım herhalde artık yani okunduğunu düşünüyorum. Değil mi? Okunuyor artık bence yazı bu şekilde. Yazarsak yavaş yavaş hani öncesinde yazarsam ee, daha iyi olur. Daha okunaklı olur. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Eleştirilen insanları geliştirir. Bu konuda şey değilim yani ee, niye böyle yazıyorsun değil. Tabii ki sizi eleştireceksiniz. Bizde eksik yanlarımız varsa Bunları tamamlayacağız. Tabii ki aynı şey, şey sizler için geçerli. Yani birileri sizleri eleştiriyorsa bu konuda onlara kızmayın. Tabii ki insan ilk başta kızabilir ama daha sonra da kendisinde bu eksikler varsa bunlar da tamamlamak, tamamlaması lazım yani. Evet, beni için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Bay bay arkadaşlar.